Piştikleri vakit fakat mahum bütün bağırsaklarını çatlatacak, dışarı dökecek. Peki bunu adam içer mi? Bayıla bayıla içer. 1000 senedir boğazından bir sıvı madde geçmemiş. Onun için adam diyor ki, boğazımdan bir şey aksın da velev ki ateş aksın. Bir ses şarap, ne kötü içecek. Vesaat murtefeka, cehennem ne kötü istirahat yeridir. Allah Teala istiza diyor, cehennem dinlenme yeri olur. Bak cehenneme ne diyor, ne kötü istirahat yeri. İşte onun için bu dünyadaki bu içkili, kumarlı, zinalı dinlenme tesislerini, otellerini gördüğüm zaman bu ayet geliyor aklıma. Cehennem ne kötü dinlenme yeri. Ya. Hiç cehennemde istirahat olur mu? Bir uyku gözüne girer mi? Bir damla su boğazdan geçer mi? Bir yudum, efendim şu bir lokma ekmek bulabilir misin? İşte bak, hak geldi size Rabbinizden. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin. İnkarın sonu, zalimlerin neticesi bu ateştir. Allah cümlemizi ondan muhafaza etsin. Efendim kardeşlerim, şu günlerde, şu saatlerde, şu sohbetlerde bulunmakla o cehennemden beraatınızı alıyorsunuz. 5 vakit namaza cemaatle devam ederek, zikrederek, şükrederek ondan kurtuluyorsunuz. Bu lafla olmaz, bu icraatla olur. Ben cennet istiyorum demekle cennet bulunmaz. Lafla cehennemden kurtulunmaz. İşte şu sıcağın karşılığı nedir? Şurada ter dökmenin mukabili nedir ki? Bu cami de mübarek, çok ferahdır yani. Bu cami kadar da rahat bir cami ben görmedim. Hava dar yani burası, yüksekte kalıyor ya. Burada ne var? Ama şurada oturmaklarla yarın ahirette bakarsın, mahşerde beklemezsin, cehennemde azam edilmezsin, doğru cennete gidersin. İnşallah. Şimdi bitireceğiz ama müjdelerle bitiriyor Allah-u Teala. Biz de o müjdelerin ehli oluruz inşallah. Bu korkudan sonra Kur'an'ın adeti, Mevla'nın üslubu korkudan sonra ne verir? Müjde verir. Yeter ki o müjdeye ehil olalım. Estaizu billah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecra men ahsen amelâ. Ulâike lehum cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru yuhallevne fîhâ. Yuhallevne fîhâ. أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم مرتفقا. Allahu Azim. Ama o kullar ki iman ettiler, Kur'an'a inandılar, hükümlerine, helallarına, haramlarına inandılar, salih ameller işlediler, 5 vakit namaz cemaatle kıldılar, zekatlarını verdiler, hacca gittiler, oruç tuttular, zikrettiler, Kur'an okudular, sadaka verdiler, haramlardan, mekruhlerden sakındılar, biz iyi amel işleyenlerin sevabını zayi edecek değiliz. Biz iyilik edenin ecrini, ücretini boş çıkaracak değiliz. Biz çalıştırdığın işçinin teri kurumadan parasını ver buyurmaktayız. Biz kulumuzu boşuna mı amel-i salihe koşmaktayız? Herkes yatakta sabaha kadar uyuyor. Adam kalkmış gecenin ikisinde teheccüd namazı kılıyor. Bu bir olur mu? He? Mevla buyuruyor. اَمْنَ جَعَلُ الَّذ۪ينَ اَمْنُوا وَاَمْنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ İman edip ameli salih işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaran, dinin, İslam'ın aleyhinde çalışanlarla bir tutar mıyız? Asla. Dünyada da bir olmayacaklar, ahirette de bir olmayacaklar. İnşallah müttakî kullar, Allah'tan korkan, haramdan sakınan kullar, şu dünyada da galip olacaklar inşallah. Yeryüzünde fesat çıkarıp, din-i mübin-i İslam'ın aleyhine çalışanlar bu dünyada da rezil olacaklar, zelil olacaklar, hakir olacaklar, mahkum olacaklar, mahrum olacaklar. Bunu Rabbim buyuruyor, ben bir yapmam Allah buyuruyor. Onlar bir olmaz. Bir imtihandayız, bu imtihanlar atlatılacak, geçecek.
geçecek ama bu arada da seçilecek, elenen elenecek. Allah-u Teala kazananlardan eylesin.